Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Şöyle yan tutayım. Şöyle bir oturdum. Kendime kahve yapacağım balkonumda. Kahveyi de şöyle bir mum geldi aklıma. Bakalım mum pişirecek mi kahveyi? Şöyle bir mum vardı küçük. Kavanozun içerisine koydum. Bugün modum biraz düşük. Bir mod düşüklüğüyle bir küçük bir sorun yaşadım sabah. Neyse diyelim. Hayat sonuçta her şey olabilir. Şu çiçeklere bakarak biraz motive oldum. Kendime de bir kahve yapıp kitap okuyacağım. Şu güzellikleri de size göstereyim. Size biraz morallenin. Atlasım da açmaya devam ediyor. Diğer çiçekler de gayet güzel. Sabah kırılmış yumurtanın kabuğunu akşam suya koymuştum. Sabah onlardan ikram ettim. Bakın gayet iyiler. Böyle açıyorlar. Güzel güzel geliyorlar. Testere aloe vera'mın çiçeği de. Bakar mısınız? Allah ne güzel yaratmış. Şöyle. Gülcüklerim hepsi gayet güzel. Şu sardunyamın güzelliği. Böyle. Güzel güzel acem halılarım. Güneş çekilince böyle kapandılar. Sabah daha iyiydi. Hepsi gayet güzel. Ben de şuradan bir tane kitap aldım. Çok güzel bir kitap, tavsiye ederim. Bakalım şöyle. Kendime bir kahve yapacağım. Şunu bir yakmayı başarırsam. Bunu da böyle üstüne koyacağım. Bakalım yanacak. Böyle koydum. Söndü mü bir bakayım. Sönmedi, ufak ufak. Yanıyor da şöyle bir hava yeri aldırayım ona. Ağır ağır pişsin. Nasılsınız arkadaşlar, iyi misiniz? Diyorum ki bazen insanlar ne kadar kırıcı oluyor ya. Anlamadan, etmeden, dinlemeden. Hepimiz hata yapabiliriz değil mi? Hataya müsaitiz. Ki hatalı olduğumu da düşünmüyorum da. Neyse. Böyle işte arkadaşlar. Ne bileyim. Şu kahvemi pişireyim. Güzel bir kahve içeyim. O pişerken ben şurada bir kitap okuyayım. Siz de okuyun. Güzel bir kitapmış. Düşüncenin gücüyle ilgili. Nasıl düşünürseniz öyle oluyor. Hani şu suyu içerken bile güzel şeyler suya fısıldayıp için güzel şeyler sizi buluyor inşallah. Evet arkadaşlar. Neyse bu videoyu kısa keseceğim. Ben iyiyim. İnşallah siz de iyisinizdir. Videomuzu böyle kapatalım. Hatta en son şunun piştiğini de göstereyim size de. Öyle kapatayım. Evet arkadaşlar, tabii ki kahvem mumda pişmedi. Bakın çok kaynatmayacağım. Çünkü çok azıcık da tarçın koymuştum içine. Şöyle köpürdüğünü gördüm. Hemen alıyorum. Güzelce böyle. Bir kahvemiz oldu. Biraz az köpüğü oldu. O da beklettim ya onu, ondan galiba. Şimdi gideyim içeyim keyifle. Evet, kahvem burada güzelce. Biraz köpüksüz oldu ama neyse. Kitabım orada. Çiçeklerim de burada. Daha ne olsun? Çok güzel değil mi? Evet arkadaşlar, kimseyi kırmamaya özen gösterelim. Bugünün mottosu. Birbirimizi kırmayalım ne olursa olsun. Hadi Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.